Evet, boğa eninde sonunda gelecek diyoruz. Ama boğa başladığında herkesin kazanacağını düşünüyorsan bu büyük bir yanılgı. Nasıl kazanan kesim içinde olursun birazdan anlatacaklarımı öğrenirsen. Böyle söyleyince e-kitap, kurs, eğitim, VIP kanal satıyormuş gibi hissettim. Hayır, kanal takip edenler bilir. Ne herhangi bir VIP kanalım, grubum, size satacak hiçbir şeyim yok. Kanalda katıl butonu vesaire de yok. Her şey tamamen ücretsiz. Öğrenmeniz gereken birinci şey, kriptolarda aynı geçmişe gittiğimizde datkan balonunu yaşıyoruz. tıpatıp tıp atıp süreç aynı. Datkan balonu nedir onu anlatayım. Grafiği görüyorsunuz. İnternet. Dünyayı değiştirecek internet diye bir şey var. Tabi bunları söyleyenler. Early adapter dediğimiz erken girenler, ilk adapte olanlar. %5'lik %10'luk kesin maksimum. Şimdi 90 yılına geldik. İnternet ismi çok duyulmaya başlandı. Bundan sonra hayatımızı değiştirecek, insanlığı ileriye götürecek. Ama problem vardı. Çünkü 90'lı yılların başında internet kullananların oranı Amerika Birleşik Devletleri'nde %2.3-2.5 civarlarındaydı. Neden? Kullanımı zor ve karmaşıktı. Tanıdık geldi mi? Devam ediyoruz. Daha ileride 93 yılında yaklaşık internetten Buralardan 5-6-7 yıl sonra gördüğünüz mozaik web tarayıcısı geldi. Mozaik sayesinde insanlar resimleri, yazıları bir arada görüp onları internette aratıp internetle daha etkileşimli hale geldiler. Ve bu da ne yaradı? İnternetin popülaritesini arttırdı. Adaptasyon bir sonraki seviyeye geçti. Grafiğe dönelim. 95'li yıllarda bakın interneti hala burada kullanan çok az. Bir kısım var küçük idealist bir kısım diyor ki bu bizim hayatımızı değiştirecek. Diğerleri öyle bir şey olur mu? O ne? Kim kullanıyor kardeşim? Bana somut bir şey göster. 95'li yılların civarlarında buralara yaklaştıkça faiz oranlarının düşmesi, para basılması, para bolluğu ile beraber şirketler çıkmaya başladı. Ve buraya internete para girişi bakın yükselişi görüyorsunuz gittikçe momentum artmaya başladı. Ama durun olaya yaklaşıyoruz. Buralarda Netscape kendi arama çıkardı. Onun da resmini göstereyim. Ve mozaikin yani buranın artık esamesi okunuyordu. Netscape para kaybediyordu. Nasıl şimdi? Kriptoların ufak bir kısmı gerçekten harika işler çıkarıyor. Büyük bir teknoloji inşa ediyorlar. Hatta bazıları deli gibi para basıyorsa o zaman da aynıydı. İnternetteki şirketlerin sadece ufak bir kısmı ciddi ciddi işliyor. Elle tutulur bir kullanımları vardı. Ama geri kalanının yoktu. Hani nasıl şimdi ben kriptolarda Sentetix, UMA, DYDX vesaire. O genel olarak sektörden, türev sektöründen bahsediyorum. DeFi'den bahsediyorum. Bunlar hali hazırda para basıyor diyordum. Aynı mevzu. Neyse deli gibi para kaybediyorlardı. Şimdiki kriptoların çoğunluğu gibi. Netscape deli gibi para kaybetmesine rağmen buradaki hype'ı gördü. 95 yılında IPO, Initial Public Offering yani halka arz edildiler. Ve ilk gün hisse senetleri para kaybeden şirketin hisse senetleri internet hype'ından dolayı ikiye katladı. Burayı dinleyin. Birkaç dakikada 3 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmışlardı. Anlamanız için şöyle bir örnek vereyim. General Dynamics, Amerika'nın en büyük 6. savunma şirketi. 43 yıl boyunca inanılmaz şeyler inşa ederek deli gibi işe alarak 43 yıl sonunda 3 milyar dolar piyasa değerine ulaşmışlardı. Netscape'in ise birkaç gün sürdü. Bu internet öyle bir çılgınlıktı ki halka arz edilen şirketler birkaç dakikada milyon dolarlara ulaşıyorlardı. Tanıdık geldi mi? Ama diğer tarafta kullanım kullanım o kadar fazla yoktu. Amerika'da %2.5, hadi bu zamana kadar %3'lere, 4'lere doğru yaklaysa, hadi belki biraz daha dünya genelinde deli gibi halka arzlar yapılırken internet bir sonraki şey denilirken dünya genelindeki internetin kullanım oranı %0.4'tü. İşte bu şekilde internet çılgınlığının kapıları açılmıştı. Deli gibi şirketler halka arz ediliyordu. 10 tanesinden 9'u belki de daha fazlası. Aslında interneti kullanan, ismi kullanan veya hadi internet gibi bir şey var. Biz de bununla alakalı bir şey yapalım. Burada iyi para var deyip bu ilgiden faydalanmak isteyenlerdi. Ama arada bazı şirketler çıkıyordu. Ama o zaman o kalabalıktan dolayı belki de tespit etmek zordu. MSN, eBay gibi sizin yakından iyi tanıdığınız şirketlerde halka arz edilmeye başlanmıştı. Şimdi ufak bir kısım parayı fena kırmıştı. Kimler? Buralarda girenler, ilk yatırım yapanlar. Ama bunlar kumarbaz mentalitesinde olanlar değil. Burada daha büyük bir hareket yokken buraya girmişse boğa piyasası yok, bir hype yok. İnternet diye bir şey var ve daha hiçbir hareket yokken buradan girmişsin. Onlar kimdi biliyor musunuz? İnananlar. Gerçekten teknolojisi için burada olanlar. İnsanlara finansal olarak faydalar sağlayacağını düşünenler. Dünyayı ve insanları daha yakınlaştıracağını düşünenler. Belki geleneksel medyadan kurtulup en azından burada bir sese sahip olacağını düşünenler. Herkesin motivasyonu farklı. Sonuç olarak en çok kazananlar burada ilk girenlerdi. Diğer kazananlarsa şirket sahipleri. Herkes bizim işte internetle alakalı. Şöyle bir şey yapalım. İnternet diye bir şey varmış madem. Biz de .com'lu site alalım. .com'u aldık mı biz de internetle alakalıyız. İnterneti şu şekilde kullanıyoruz. İnternetle şu şekilde entegreyiz diye halka arz ediliriz diyen patronlar da buraya kolay para kazanma isteğiyle gelen, hype'te gelen insanların parasını alarak zenginleştiler. Nokta .com alalım, internet sitesi çıkaralım. Alakası bile yoksa biz internet şirketiyiz. Web sitemiz var. Bir yerden tanıdık geliyor mu? Blockchain'de kripto paralarda hiçbir işe yaramayan, kimi şaka, kimi gerçek bir sorunu çözmeyen kripto paralar. Aynısı süreç tıpa tıp atıp aynı işliyor. Sonra bir anda her şey alt üst olmuş. Taş üstünde taş kalmamış. Peki bunun sebepleri neler? Bir, ABD parası askılaşmaya gidiyor. Buralarda faizleri artırıyor. Meali artık buraya bol bol akacak parayı yok. Kolay parayı, kolay borcu unutun. Artık dolar daha değerli. Piyasada dolar bulmak zorlaşacak. İkinci sebebi internet diye bir şey varmış. Biz .com'un site çıkaralım veya bir şekilde internetle alakamız varmış gibi gösterelim. Çünkü insanların aklında internetin net bir çerçevesi yok. Biz kendimizi internetle alakalıymış gibi gösterirsek buraya kolaydan zengin olmaya gelenlere tepeden satarız diyen patronların aslında kendi hisselerini, kendi şirketlerini tamamen satıp çıkmaları. Bu düşüşün üçüncü sebebi ise kullanım yok. Nasıl yok? İnternet diyeceksiniz. Şu an günümüzde her şey internet. Seni internetle izliyorum diyeceksiniz. Yaptım, alışverişler, savunmadan tutun. Her şey internet. Bugün günümüzde dünyanın en büyük şirketleri Amazon, Netflix, Google, Apple. Günümüz internet çağı. Evet ama o zaman yoktu. Bakın inanılmaz büyüklüklere ulaşmış bir piyasa değeri ve kullanım onun yanında Doğal olarak çok daha yeni bir teknolojide kısıtlı. Sadece birkaç tane değerli şirket aslında çıkmış ve sadece internetin ne olduğunu anlayabilenler, az çok kestirebilenler, araştırma yapanlar, kendilerini geliştirenler o örneğin eBay gibi şirketleri erkenden keşfedebilmişler ama onun dışında diğerleri çöp, çok bir kullanım yok. Mesela şimdiye gelirsek hala kriptolarda çok erken aşamadayız. O zaman 90'lı yıllardaki eBay'e örnek belki Bitcoin hariç tabi Ethereum ama geri kalan binlerce işe yaramaz çöp faydalanmak için buradalar. İşte parasız kılılaşma patronların insanlara tabiri caizse kakalayıp çıkmaları ve kullanıma oranla erken şişen piyasa değeri burayı çöktürdü. Nereye geldik? Kriptoların vatkan balonundan bir farkı yok. Evet internet gelecek diyenler haklıydı ve inanılmaz o zamanın başından şimdiye kadar şimdi hala internet zenginleri yaratılmaya devam ediliyor. Kriptolarda da öyle. Blockchain, Web3 deli gibi zenginler yaratmaya devam edecek. Şimdi Web2 zenginlerinden Web3 zenginlerine geçmeye başlayacağız. Mark gibi Web2 dahileri ileriyi görebilen sevin veya sevmeyin. Ama gerçekten kimse yetkinliğini şu ana kadar diğer bütün çıkan sosyal medyaları Potansiyel rakiplerini, Facebook killerları, Instagram killerları nasıl sindirdiğini biliyoruz. İş konusunda başarılı ve şu an Web3'e nasıl yatırım yaptığını biliyoruz. Hatırlarsanız Quant Fury üzerinden esas almıştım. Meta'nın yani eski adıyla Facebook'un grafiğini esas almıştım. Düşüyor diye dalga geçmeyin. Geçmişte ne zaman insanlar Mark Zuckerberg'ün aksine bahis oynasa veya ne zaman Meta'ya short açsa en kritik zamanlarda onları yanıltmıştı demiştim. Ve sonra Meta hissesinin yükselişini sizinle paylaşmıştım. Nerede kaldık? .com balonu yani noktacom bu aslında İngilizce kelime aklınızı karıştırmasın. .com balonunun o .com çılgınlığının blockchain'den bir farkı yok. Burası gelecek. Bence web 3 ve 1 evet web 1 de dahil web 2'den daha büyük. Bunu söylememin farklı sebepleri var. Kanal takip edenler biliyor. Merkezi Merkeziyetsizlikten tutun. insanları daha özgürleştirmesi. Sonunda belki gizliliğini eline alabilme imkanları olması o ayrı bir konu. Grafiğe girelim. Şimdi tekrar buraya geldik ama neden? Önemli bir şey göstermem lazım. Burada kriptoları anlatacağım. Ne alaka? İzleyin. Bitcoin diye bir şey çıktı. Burada. Biraz daha sonra Ethereum diye bir şey çıktı. Birkaç tane de iyi proje. Şimdi konumuz o değil. Gerçekten blockchain'i anlayanlar, ilk girenler, burası Nasdaq grafiği, Bitcoin falan değil. İlk girenler deli gibi devasa bam kazandı. Ama burada aynı internet şirketleri gibi, .com alanlar gibi token çıkarıp blockchain ismini kullananlarla dolu. O shitcoin'leri çıkaranlar ve onların en yakınları belki 100 binde bir veya iki tane çok şanslı insan kazandı. Hop düşüş, herkesin parası gitti. Kimler hariç? Burayı gerçekten iyi anlayanlar, ne olduğunu bilip sağlam varlıkları yatırım yapanlar ve gerçek girişimcileri hariç. Vitalik gibi. Kriptoların %95'i burada olmayacak. Bunun farkında olmak sadece sağlam varlıklarda sahipliğini uzun vadede arttırmak demek. Mesela piyasa değerlerine baktığımız zaman Datkan balonu yani internet balonu diyelim. O zamanki o çılgınlığın zirvesindeki piyasa değeri aslında şu an kriptoların zirvedeki piyasa değerinden fazlaydı. Bu yüzden muhtemelen bir sonraki döngüde şu ana kadarki döngülerde yaşanmamış bir hype yaşanacak. Çok daha fazla insan işin içine katılacak. Boğada tepeden girecekler. O gelecekte burada olmayacak %95'lik saçma sapan kripto paraları alacaklar ve bir çöküş daha yaşanacak. Bu konuda katılmayabilirsiniz ve şunu diyebilirsiniz. Aslında o senin ekranda bize gösterdiğin büyük düşüş bu üçüncü döngüdeydi. Yani bir değil 2 değil Üçüncü de büyük bir çöküş oldu ve grafikte göstereyim artık bu uzun süren depresyon aşamasındayız. Her iki seçenekte de tabi biri daha uzun süreli ve sancılı yapmanız gereken her senaryoda zenginleşmek için yapmanız gereken uzun vadede kaliteli varlıklara bakın burası önemli uzun vadede kaliteli varlıkları tespit edip değer yaratan teknolojisi iyi olan iyi niyetli iş etiği olan çalışkan Kişilerin kurduğu projelerdeki sahipliğinizi arttırmak. Çünkü coin bulmak da bir sanat. Etrafta çok fazla dolandırıcı proje var. Ve kolay para çok cazip geliyor. Ama kolay parayı kovalarsanız boşa kürek çekersiniz. Airdrop kovalayayım, shitcoin kovalayayım. Çünkü o size kazanan %1 bile olmayan yüzbinde 1-2 kişinin belki de bunlar propaganda, sizi daha fazla oraya çekmek için, shitcoin'lere çekmek için... O 100 binde hadi iyi ihtimalle birkaç kişinin kazandığı devasa miktarlar gösteriliyor. Ve insanlar buralarda kolay parayı hızlı bir şekilde zenginin yakalayabileceğini sanıyorlar. Oysa ki zenginlik Ağır ağır inşa edilir. Kendinize yatırım yaparken, kriptoları öğrenirken, blockchain'i öğrenirken, coin için, kripto para almak için, daha fazla kripto alabilmek için para kazanmaya çalışırken çok hızlı olmalısın. Para kazanmak için, kendine yatırım yapmak için, bir an önce örneğin kaliteli içerikler tüketmek için. Kanalda bir sürü video var. Dilediğiniz gibi sömürebilirsiniz. Bitcoin white paper okumak için, kaliteli varlıkları bulmak için inanılmaz hızlı ve sabırsız olmalısın. Ama diğer tarafta, işin diğer tarafında, servet yaratmak için... Zengin olmak için tam tersi sabırlı olmalısın. Uzun vadeli düşünmelisin. Bu kural insanlık tarihinin başından beri değişmedi. İyi ki varsınız. Sağlığınıza dikkat edin. Kendinize yatırım yapmayı devam edin. Beni daha fazla görmek isterseniz Instagram hesabım, yazdıklarımı daha fazla okumak isterseniz Twitter hesabım. Açıklamada kanala abone olup yanındaki zil like butonuna tıklarsanız yeni gelecek videolarımı ilk görenlerden biri olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.